Bir muhasebe yapıyor Meral Akşener. Yani e, Millet ittifakı kurulduktan Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği sürece ve kampanyaya varıncaya kadar ki sürece dair bir muhasebe yapıyor. O muhasebede özel e, e, şunu söylüyor. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu yanlış adaydı. Doğru aday Mansur Yavaş ya da İmamoğlu'ydu. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da masanın bu adayları, bu insanları aday göstereceğini zannediyorduk. Ben öyle zannediyordum. Bu yüzden adaylığımı geri çektim. E, masaya döndüğümde son 3 Mart için söylüyor. Döndüğümde e, ben anketler yapalım. Efendime söyleyeyim. O anketlere göre en çok beğeni alan kimse onu aday gösterelim dediğimde diğer 5 kişi bana karşı birleşmişti. Ben de peki da dedim. Masayı dağıtan ben mi oldum? Onlar oldu diyor. Ve e ardından e, kendisinin gidip döndüğü süreçte edilgen bir pozisyonda olduğunu, diğer beşinin kendisine karşı konumlandığını iddia ediyor. Ve bu nedenle e, çok ağır da cümleler sarf etti. Dedi ki e, ben e, yani özellikle ben ve şahsım diyenler diyerek Kılıçdaroğlu'na ağır şekilde yüklendi. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın paçalarından aşağı çekilmek istendiğini, Seçimi kaybettirmek için uğraşanlarla da mücadele ettiğini söyledik. Yalnız iktidarla değil, seçimi evet, kaybettirmek evet, için çalışanlarla da mücadele ettik dedi. Seçimi evet. kaybettirmek için çalışanlarla da mücadele ettim diyerek CHP'yi, özellikle CHP'yi suçladı ve Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve CHP'nin e, e, özellikle şahsım diyerek e, kendisini aday gösterdiğini, diğer 5 masadaki diğer 4 partiyi de işte ikna ederek, Kılıçdaroğlu'na dayanılan esnek sağladığını, bunun karşısında seçimin kaybedildiğini ifade ederek CHP'yi suçluyor, Kılıçdaroğlu'yu suçluyor. Kendisini edilgen bir konumda tanımlıyor, konumlandırıyor. Bunu engelleyememekle kendisini eleştirip özür dilerim diyor. Öte yandan buna karşılık bir hamle yaptığını, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı davette bulunduğunu söyleyip onları da yüreksizlikle suçluyor. Onlar adına da özür diliyor. Seçimin kaybının sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu'na da gösterilmesini e, işaret ediyor. O Kendisini de mazur göstererek e, e, vatandaştan özür diliyor. Ama ben, masadan kalkma olayının e, etki etmediğini düşünüyor sanıyorum. Evet etki etmediğini düşünüyor. Şimdi orada birkaç husus söylemeliyim. Birincisi Meral Akşener bu kadar edilgen değildi. O anlattığı kadar e, edilgen olduğunu düşünmüyorum. Birincisi Meral Akşener'in zaman zaman fevri hareket ederek, duygusal hareket ederek siyasette alınmaması gereken karar aldığını düşünüyorum. Onlardan biri şudur. Hiç gündemi yokken, partisinde hiç kimse bunu bilmezken, hiçbir kurula danışmadan ben başbakan olacağım demesidir. Halk TV'de katıldığı yayında, yayın bitmek üzereyken birdenbire ben başbakan olacağım dedi. Başbakanlık müessesesi kalktığı halde bunu söyledi ve kendisini kendisine dair durup dururken taahhütte bulundu ve gelecekte yapacağı hamlelerin önüne geçti. Bence aslında hatanın birincisi buradan başlıyor. İkincisi Altılı Basan'ın kurulduğu andan 3 Mayı Mart'a kadar giden süreçte öncelikli iki meselesi vardı. Birincisi aday kim olacak? İkincisi ittifaklar nasıl kurulacak? Gerisinin hepsi prosedür. Hepsi lafı güzel. Gerisinin çok önemi de yok. Çünkü bu ikisini yapmadan diğerlerini yapamayacaktım. Çok belliydi. Ve Meral Akşener masa kurulduktan Şubat'ta falan masa kuruldu. Evet. 3 Mart'a kadar ki bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini Kemal Kılıçdaroğlu ile kaç defa konuştu? Kaç defa? Hiç. Ama bu konu gazeteciler tarafından her sorulduğunda da şu yanıtı almadık mı biz? O kolay iş. O Hayır, en son şöyle, iş. Şöyle diyor. Biz sorduk bunu. Şöyle diyor. Biz diyor altılı masa kurulmadan önce, iki yıl önce ben, Koray Aydın, o bu falan gittik Kemal Kılıçdaroğlu'na. Onun yanında şu şu vardı. Ben dedim ki diyor, ey Kemal Kılıçdaroğlu bu iki belediye başkanından birini eğer gösterirseniz biz varız. Değilse bunlara, bunları çok öne çıkarmayın. Şimdi bu başka bir şey. Altılı Masa Şubat 2022'de kuruldu. Mart 2023'e kadar ki süreçteki bir yıl boyunca Tüm CHP kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi konuşuluyordu. Yani CHP'liler, CHP'nin önde giden simaları, bugün Kılıçdaroğlu karşıtları da dahil olmak üzere. Zaten Haziran ayında rozetini, o çıkardı. Tabii. rozetini çıkardı, parti rozetini çıkardı Kılıçdaroğlu da adaylığını saklamıyordu. Kendisine Cumhurbaşkanı diye ses hoşuna gidiyordu. Diğer Millet İttifakı'nın diğer liderleri, başta Temel Karamollaoğlu her yerde Kılıçdaroğlu'nu tanıtıyordu, lansmanını yapıyordu. Meral Akşener'in bütün bu süreçte ya bir kere özel olarak bile, Hadi altılınmasını demediniz. Özür olarak bile. Ee, Kemal Bey, ee, siz istiyor musunuz? Biz karşıyız dememiş olmasını anlamıyorum. Bu edilgenlikle açıklanamaz. Yani bu ikinci hatası. Üçüncü hatası, Meral Akşener öyle veya böyle masadan kalktı. Bence yani kalkış üslubu da hatalıydı. İtirazlar haklıydı. Bu başka bir şey. Ama kalkış üslubu, şiddeti hatalıydı. Öyle kalktı ki, Zaten o ana kadar yücelttiği, tek çıkış kapısı gösterdiği altılı masanın hükmünü ortadan kaldırdı. Biraz tekme atarak gitti adeta. Şimdi e, kalktı ve birdenbire hiçbir şey olmamış gibi geri döndü. Orayı da çok anlatamadı. Ben anlıyorum, ben sürecini biliyorum ama e, orayı anlatamadı. Şimdi orada yaptığı yanlış bir şey var. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. E, gelin aday olun. Onlar evet diyemediği için miting meydanında onlara yüreksiz dedi. Bence büyük haksızlık etti. İkisine de büyük bir haksızlık etti. Yeterince yürekli değiller dedi. E, Meral Hanım, siz kapalı toplantıda bile Kılıçdaroğlu'nun aday mısınız diye soramamışsınız. Açık ortamda İbamoğlu ve e, Mansur Yavaş kendi partilerinin sırtını dönüp nasıl ben öyle olayım desin. Siz bir kere bir yıl boyunca kapalı toplantıda, aile ortamında bile Kemal Bey'e dönüp aday mısın dememişsiniz. Adaysanız destek vermeyeceğiz dememişsiniz. İnsan önce buna bir cevap vermez mi? Haksız mıyım yani? E şimdi Kemal... Peki o esnada Kemal e, Mansur Yavaş ve Ekrem Mamoğlu'nun Kemal e, 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 Meral Akşener'in çağrısına evet demesi mümkün müydü? O politik siyasi ortamda mümkün etik müydü? Gidip o günü da hatırlayalım. Çok, ya, o günü bu, hatırlayalım. Bu olmayabilir diye. Yani, o günü hatırlayalım. Etik. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayı. İkisi de buna evet dediği takdirde hain durumuna düşecekler. Evet. İkisi de ihanetle damgalanacaklar. Yani e bu, bunun yöntemi bu değildi ki. Buna o an evet diyemezlerdi. Yani içlerinden geçiyordur eminim Cumhurbaşkanı adayı olmak. Ama o an buna evet diyemezlerdi. Bence haksızlık ediyor. Bence haksızlık ediyor. Üçüncüsü masaya döndükten sonra masaya dönene kadar kazanacak da aday tartışmasını yürüttü. Doğru haklıydı. Ama masaya döndükten sonra Meral Akşener kazanacak tartışmasını bitirdi. Farkında mısınız? Evet. Bence kazanacak aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi. Orada da hata yaptı. İnanmadığı bir şeyi söyledi. İnanmadan bunu bir daha söyledi. Bir böyle bir çıkış yapmayacağını İnanmadan söyledi. bunu söyledi. Yayınında Tabii. söyledi hatta. Evet, bir, bir daha çıkış yerde yapmayacağını yapmayacağını söyledi. Meral evet. Hanım dedi ki bize yaptığımız toplantıda. Ben dedi İmamoğlu ve Mansur Yavaş geldi. iki tane kuvvetlendirilmiş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyerek buna evet dedim. Geri dönmeye evet dedim. o gün partimi topladım. Partimde diyor ben bu teklifi sunduğumda bana üç kişi hayır dedi. Kim? efendim Tolga Akalın, Rıdvan ve e, Bilge Yılmaz. Bugün üçüncü yol çağrısı yapan iki Bilge Sim, Yılmaz. Rıdvanus, bu, evet. E Tolga diyor ki Akalın. ben bunları dinlemedim diyor. Hatta biri daha vardı. Ümitlik Bayır o tam el kaldır el kaldırmış ama arada kalmış şöyle. Ben bunları dinlemedim. Onlar haklıymış. Bakın görmüşler Meral Hanım. Görmüşler. Bak bu üç kişi size bugün durduğunuz çizgiyi 6 ay, 3 ay, 4 ay önce de söylemişler bu görüşe uyabilirdiniz. Yani siz o tarihte de dönmeyip ben adayım diyebilirdiniz. Ya da Ersan Şen'e teklif götürdünüz. Ersan Şen'i aday gösterebilirdiniz. Önce Ersan Şen'i yani yanlış anlamasın hocam. Heveslendirdiler. Telefon açtılar. Gel görüşelim dediler. Cumhurbaşkanı adayı yapacağız dediler. Sonra oradan da çark ettiler. Sonra da Ersan Şen yanlış anlamışa getirdiler. Nerede yanlış anlamış? Profesör adam neyin yanlış anlıyormuş? Bilmiyor mu ne konuştuğunu ya adam? Yani 3 kadar kalın, tur kafam gibi kalın kitaplar okuyor. Onu biliyor, Osmanlıca anlıyor da Meral Akşener ne dediğini mi anlamıyor yani? E şimdi hem Ersan Şen'e heveslendiriyorsun telefon açıp sonra diyorsun ki efendim o da öyle değil. Yanlış anladı, nezaket yerdi. Neyse orayı da yanlış yönetti. Orası da hatalıydı. Siz o zaman dönmeyecektiniz. Çünkü o ana kadar demişsiniz ki bunlar seçimi kaybettirmek istiyor. Tamam. Kemal Kılıçdaroğlu yanlış aday. Tamam. Ee, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kazan kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Ama kabul etmiyorlar. Ne yapacaksın? Geri döneyim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereyim. E, şimdi doğru bir siyaset mi yani? O zaman siz ya kendiniz aday olacaksınız, ya Ersen Şen'e aday göstereceksiniz ya da bir aday bulacaksınız yani. E, bu yolda tutturmadı. Ondan sonra seçime gittiler. Nokta itibariyle seçmen nasıl güvensin? Seçime gittiler ve e, şimdi CHP e, burada oyun kurucuydu. CHP oyun... Bütün öyle falso oyun kurdu. Tamamen yanlış bir oyun kurdu ama eninde sonunda risk aldı, oyun kurdu. Yanıldı, kaybetti. Fakat yani Meral Hanım'ın bu gelgitleri tutarsızlıkla içeren bu gelgitlerin nedeniyle partisi de oy kaybetti. Yani partisi e, normalde yüzde on yedilere bazı anketlerde, ciddi alınır anketlerde yüzde on bandında seyrederken yüzde dokuz indi. Baraj olsa Meral Hanım tek başına girse barajı geçemiyor yani. Eee ee, özellikle kendisini dayandırdığı İç Anadolu coğrafyasında Karadeniz'de düzgün doğru üstü milletvekili çıkaramadı. Gene de Batı vilayetlerde, metropollerde çıkardı. O nedenle e, orada da ben hata ettiğini düşünüyorum ve bu, bu öz eleştiriyi vermediği inancındayım. Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz. Yani sakladığım bir şey yok da. Yani Tamam da yani bütün bu sürecin günahkarı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Onun onun Cumhurbaşkanı adayı olmak için bu kadar hevesli olması, işte masadaki dört tane lideri milletvekilliği vererek kendisine çekmiş olması büyük kabahat. Tamam hadi öyle. Fakat siz bu kadar mı edilgendiniz yani? Bu kadar mı e, yani basiret gösteremediniz? Bu kadar mı e, müdahaleden uzaktınız? O zaman o zaman nasıl siyaset yapacaksınız ki? E, dolayısıyla Meral Akşener'in CHP'yi suçlamaktansa, Kılıçdaroğlu'nu suçlamaktansa kendisine dair özel eleştiri vermesi gerekir. Efendim şöyle ben Kılıçdaroğlu'nu engelleyemedim. Mansur Yavaş'ta Ekrem Mamoğlu'nu e, aday gösterme göstermiş olsun ama onlar da yeltenemediler. Özür dilerim. Bu öz değil. E, şöyle bir öz eleştiri yaptı. Hatırlayacaksın Hı? sen de. Şöyle bir şey söyledi orada. Seçmenin sesini duyduk ama yansıtamadık. Bu tamam yaptığımız işte. en büyük öz eleştiri. Seçmenin sesini dedi. olmasın. Kastı bu. Ben Kılıçdaroğlu'nu engel olamadım. Mansur Yavaş'la Ekrem aday yapamadım. E ama bunlar siyasi, bunlar bir mazeret değil ki. Bunlar hiçbiri Meral Akşener'in siyasetine dair ve İyi Parti'nin siyasetine dair öz değil. Biz şimdi ile ilgili yani açıyoruz, uzun uzun konuşuyoruz. O hata bu hata. Bu onunla ilgili bir şey değil ki. Yani e, Kılıçdaroğlu bile Meral Akşener oranla e, öyle veya böyle zaman içerisinde daha kendisine daire getirdi yani. İşte şunu yapamadık, bunu yapabildik, ona erişemedik dedi. Dolayısıyla ben e, Meral Akşener'in aslında bir özel iştiri vermekten çok, çok CHP'yi suçlayarak, Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak e, kendisini e, mazur göstermeye çalıştığı inancındayım. Bu siyaset değil. Peki.